Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün şekersiz reçel tarifi yapacağız arkadaşlar. Hep böyle uzun süredir böyle tariflerde kullandığım aslında bir reçete kendisi. Ama kendine has özel bir video çekmek istedim ki kolayca bulun. Şekersiz reçel bence yapması en kolay tariflerden biri. Kahvaltı sofralarında ekmek üstünde yulaflı böyle yoğurtlu bir kase, kahvaltı kasesi yaptığınızda onun üstüne koymalık harika bir tarif. Hızlı hızlı yapıp böyle küçük porsiyonlarda dolapta bir hafta muhafaza edebilirsiniz. İnanın şekerli kardeşlerini aratmayacak, harika bir tarif olacak. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. İşte dünyanın en basit tarifi. Ayva reçeli ve bir de kırmızı orman meyve reçeli yapacağız. İkisi de şekersiz. Öncelikle iki tane ayvayı ince ince rendeleyerek işe başlıyorum. Rendelerken çekirdeklerini sakın sakın atmayın. Bunlar çok önemli. Ayva reçeline rengini verecek şey bu çekirdekler olacak. Çekirdekleri kenara ayırarak ayvaları rendeliyoruz. Daha sonra tabii ki şekersiz olduğu için içine bir yerden şeker tadı vermemiz lazım. Ne kadar ayva kullanıyorsak o kadar kırmızı elmayı da rendeden geçirip ayva reçelinin içeriğini hazırlıyoruz. Rendelediğimiz ayvaları ve elmaları küçük bir tencereye atıyoruz. Üstüne jel formunu versin ve birazcık daha böyle marmelata benzesin diye chia tohumu, lezzet katsın diye tarçın ve kararmasını önlesin diye de limon suyu koyuyoruz. Kırmızı orman meyve reçeli ise çok çok daha basit. Dolmuş meyve reyonundan bulduğunuz herhangi bir kırmızı orman meyvesi olur. Bende bugün böğürtlen ve frenk üzümü karışımı var. İkisini beraber bir tencereye alıyorum. Yine jelleştirmesi için chia tohumu ekliyorum. Birazcık da limon suyu ve hazır. Ocakta kaynarken meyvelerin meyve şekerini açığa çıkarması için ve marmelatımsı bir yapı katması için de göz kararı bir şekilde su ekliyorum. Ocakta orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 20-25 dakika kaynayıp o reçel kıvamına ulaşana kadar tencereleri ocağın üstünde bırakıyorum. Kullandığımız su oranı ve meyve çeşidine göre pişme süresi değişebilir. Başında olup işte tencereye yapışmasın, gerçekten şekerlendi mi, marmelatımsı bir yapı oldu mu başında beklemek önemli. Bu forma ulaştığı anda yani istediğiniz forma ulaştığı anda altını kapatıp istediğiniz bir kaba alabilirsiniz. Servis ediyorum. Dediğim gibi bunların içinde hiçbir koruyucu, şeker vesaire olmadığı için raf ömürleri yani buzdolabında yaklaşık böyle 5-7 gün arasında değişiyor. O yüzden böyle ufak ufak porsiyonlar yapıp yiyeceğiniz kadarını tüketip daha sonra yeniden yapmak en mantıklısı oluyor. Bu ayva reçeli tabii böyle alıştığımız renkte değil. Şekerle beraber hani o böyle pes pembe olur ya. Birazcık bekleyince bir tık daha böyle rengine kavuşuyor. Fakat tabii ki alıştığımız o renge tamamen gelmeyecek. Ama lezzet olarak mis gibi size ayva lezzetini taşıyacak. Böyle sıcak sıcak da servis edebilirsiniz. Şimdi hemen bir tadına bakayım mı? Bunların tadına bakması güzel olacak. Bu yine kıpırdanacak. Ne yazık ki arkadaşlar buradaki arkadaş babasına çekmiş. Ve ne zaman böyle meyve suyu, hatta bazen böyle şekerli bir şey yesem kıpır kıpır başlıyor. Şeker seviyor. Bakalım ne yapacağız onunla doğduktan sonra. Şimdi ilk orman meyveliden başlıyorum. Şöyle de kıvamı acayip güzel. Zaten bu benim aşina olduğum, sık sık yaptığım bir tarifti. Mis gibi. Her şeyle beraber mükemmel gider. Ayvayı ilk defa burada beraber yapıyoruz. Bir de ona bakalım. Acaba çok mu tatsız olur? Elma yeterli olmaz mı tatlandırmaya diye korkularım vardı. Ama her ne kadar görüntüsü böyle püre gibi olsa da lezzeti gerçekten de ayva marmeladının yerini tutuyor. Ben çok beğendim. Umarım siz de seversiniz ve denersiniz. Denerseniz bana haber vermeyi unutmayın diyorum. Bu ve bunun gibi onlarca sağlıklı tarif ve püf noktası için de Health Food Break'te abone kalın diyorum efendim. Bir sonraki ufak molamızda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.